Aa! Bebe bebe kalk kalk. Her yer bembeyaz olmuş bak. Her yer ne olmuş ne olmuş? Koş gel yanıma dışarı bak. Aa! Abi her yer bembeyaz olmuş. Yaşasın bugün kartopu oynayacağız demek ki. Abi abi ne olur kartın adam da yapalım. Tamam yaparız kardeşim. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra da sıkı sıkı giyinip kararla oynayalım. Yaşasın. Vay. Abi çok güzel. Ben bu karlara basmaya kıyamam ki. Böyle dümdüz duruyorlar ya, çok güzel görünüyorlar. Evet bebe, çok güzel görünüyorlar. Oh! Kar topu oyunu başlasın o zaman. Oh! Ay! Oh! Şimdi görürsün sen. Vuramaz ki. Oh. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Ya bebe nasıl kaçabiliyorsun böyle? Bebe çok yeteneklidir. Oh. Pepe. Seni gidi seni. Kaçma. Oh. Yaşasın. Gene vurdum. Gene vurdum. Şimdi görürsün sen. Sonunda başardım, başardım. Sen pire gibisin bebe. Pire gibi mi? Evet kardeşim. Pire gibi ne demek Pepe? Yani pire ne abiş? Pire böyle minnacık bir hayvan bebe. Nenem göstermişti bir kere. Köpüş pirelenmişti ya. Aa evet, ben de görmüştüm. Birden yok oluyordu, yakalayamamıştık. Ha, evet kardeşim işte o. Çok hızlı hareket ettiği için birden yok oluyormuş gibi geliyormuş bize. Sen de pire gibi çok hızlı hareket ediyorsun. Evet bebe, pire gibidir. Abiş bak, karardı hep izimiz kalmış. Evet bebe. Karlarla oynamak çok eğlenceli. Bence de. Şuşu, bize kar şarkısı söyler misin? Tabii söylerim bebeciğim. Kar yağıyor, kar yağıyor. Şarkı söylemek çok güzel. Pepe.
dedi. Kardan adam yapalım. Aa, tamam kardeşim. Hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce iki tane kocaman kar topu yapmalıyız. Üzülme abi. Bak benimki kocaman oldu. Benimki de gitti. Aa, olsun kardeşim. Hadi bir daha yapalım. Tamam abi, şahidi. Bu sefer başaracağız. Bence de başaracağız abi. İşte başardık. Aa, bu kim ki? Kim olduğunu bilmiyorum ama çok eğlendiği kesin. Gel bakalım. Tamam hadi. Çok eğlenceli, çok. Zezze. Aa, Pepe, bebe merhaba. Durun bekleyin, geliyorum. Biz de kayalım mı? Yok sen kay, ben kaymayacağım. İşte geldim. Ben de kayabilir miyim Zeze kız hanımla? Tabii Pepe, al. Bak ayaklarını buraya koyacaksın. Çok eğlenceli. Tamam. Yorum. Ay, uçuyorum. Harikasın Pepe. Çok zevkli. Sen de kayacak mısın bebe? Aa, bilmem ki. İyi. Hadi kay, çok eğlenceli. Yok sen kay şimdi, ben sonra kayarım. Çok eğlenceli bebe, mutlaka denemelisin. Gidiyorum. Ha, yuppi. Çok eğlenceli, çok. Aa. Zeze, beraber kayalım mı? Olur peki, kayalım. Ha, gerçekten çok zevkli bebe. Aa, ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi bir daha kayalım. Tamam. İşte oldu. Şimdi göz yapalım. Ay, çok güzel oldu. Şimdi ağzını yapalım. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ben kayayım bu sefer. Ben de geleceğim. Beraber kayalım Zeze. Tamam gel Pepe. Uçuyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama keşke bir avucumuz olsa da burnumunu yapsak. Maymuş güzel haklısın şimdi, çok sağ ol. İşte kardan adamımız bitti. Aa, merhaba maymuş. Bebe, ne güzel olmuş kardan adam. Sağ ol abi. Şöyle bir de atkı takalım. Şu gözümü düzeltelim biraz. Şey maymuş, ben kayabilir miyim emin değilim. Aa. Bebe de kayıyor. Çok güzel olmuş. No.
Merhaba maymuş. Şimdi kime çufçufluyoruz? Aa, Zezi de elma takımındaydı değil mi maymuş? Merhaba Zezi. Merhaba Pepe. Elma tişörtün çok yakışmış. Seninki de. Biz seninle aynı takımdayız. Ne güzel. Yiyorsun elma takımı. İşte Bibi de geldi. Aa Bibi, sen de mi elma takımındasın? Evet Zezi, ben de elma takımındayım. Çok eğlenceli olacak. Şimdi kimi almaya gidiyoruz maymuş? Aa, Mimi hangi takımda acaba? Ben de hatırlamıyorum. Aa, Mimi armut takımındaymış. Ya. Merhaba herkese. Evet, ben armut takımındayım. Çok güzel bir meyve şenliği olacak. En sevdiğin meyve ne? Yazın şeftali, kışın portakal. Dudu, en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze, en sevdiğin meyve ne? Yazın kiraz, kışın elma. Meyve en sevdiğin meyve ne? Yazın erik, kışın kivi. Tutu, en sevdiğin meyve ne? Yazın incir, kışın armut. Meyve ye, mutlu ol. Meyve ye, mutlu ol. Keke, en sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. Şila, en sevdiğin meyve ne? Yazın üzüm, kışın havuç. Merhaba Zulu, biz geldik. Merhaba Zulu. Hoş bulduk Zulucuğum. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız bizim. Merhaba Zulu. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız Zulu bize bu güzel meyve şenliğini düzenlediğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi ki varsın. Çok duygulandırdınız Zulu'yu. Onu çok seviyoruz Şuşu. O da sizi çok seviyor. Ne güzel bir şey sevmek değil mi? Evet. Peki şu meyve yeme şenliği nasıl bir şenlik, bana da anlatır mısınız? Şey Şuşu. Zeze, Bibi ve ben elma takımındayız. Mimi, Tutu ve Dudu armut takımı. Şila, Keke ve Maymuş da portakal takımı. Zulu da gözlemci. Harika. Evet. Şimdi burada bak. Elma ağaçları, armut ağaçları ve portakal ağaçları var. Şimdi önce şenlik alanını süsleyeceğiz. Sonra da her takım kendi ağaçlarının başına geçecek. Zulu kum saatini çevirecek. Kum saati dolana kadar her takım kendi ağaçlarından meyve toplayacak. Süre bitene kadar ağaçlardaki tüm meyveleri toplamış olmamız gerekiyor. Sonra da bir güzel oturup hepsini yiyeceğiz. Çok güzelmiş.
şenlik olacağı kesin. Hadi süslemelerle başlayalım o zaman. Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Harika oldu. Hazırız biz Zulu. Dur, sana yardım edeyim Zulu. Ben de yardım edeyim. Bak, gayret olacak gibiydi çocuklar. Kum saati çok ağır sanırım. Hem ağır hem de çok büyük üşüyor. Ama onu çeviremezsek nasıl şenliğe başlayacağız? Hepiniz beraber tutup aynı anda çevirmeyi deneseniz başarırsınız bence çocuklar. Birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar mı? O ne demek? Evet Pepeciğim. Güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biri bu. Yani hep beraber birlik olup bir şey yaparsanız daha büyük bir güç olursunuz. Tek başınıza yapamayacağınız şeyleri beraber olduğunuzda, bir olduğunuzda güçlenip yapabilirsiniz. Aa, harika. Hadi o zaman herkes tutsun. Çok güzel bir deyimmiş bu şuşu. Ama bizde işe yaramadı. Hepiniz aynı anda birlikte kaldırırsanız gücünüz birleşmiş olacak Pepe. Ben sayıyorum o zaman. 1, 2, 3. İşte birlikten gerçekten kuvvet doğdu. Başardık. Gördünüz mü bak? Kum saati akıyor. Hani meyvelerimizi toplayalım bir an önce. Hadi. Hadi. Çocuklar, kum saati çok azaldı. Haber vermek istedim. Aa, tamam. Ay, çok az meyve kaldı. Hadi hepsini alalım. Harika. Zaman doğuyor. Ay, hadi Şile biz de yardım edelim. Yona. Ay, portakal takımı çok üzülecek hepsini toplayamadıkları için. Ne duruyoruz, biz de yardım edelim. Ne öğrenmiştik demin? Birlikten kuvvet doğar. Hadi süre dolmadan alalım bu portakalları. Şeftali, kışın portakal. Dudu, en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyveye muslu ol, meyveye muslu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze, en sevdiğin meyve ne? Yazın kiraz. En sevdiğin meyve ne? Yazın erik, kışın kivi. Tutu, en sevdiğin meyve ne? Yazın incir, kışın armut. Meyveye muslu ol, meyveye muslu ol. Keke, en sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. Şila, en sevdiğin meyve ne? Yazın üzüm, kışın havuç. Hadi at Bibi. Attım ve basket. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Harika attın.
Şimdi sıra. Hadi o zaman seninle bir oyun oynayalım. Misafircilik oynayalım mı? Sen bize misafirliğe gel. Aa tamam, geliyorum. Şimdi yakalayacağım, görür müsün? Seni yakalayacağım Zizi, göreceksin, yakalayacağım. Hadi yakala da görelim. Çok yoruldum, ben oynamıyorum. İşte yakaladım. Aa, hiç de bile yakalamadım. Ben oynamıyorum deyip durdum. İşte bir kere yakaladım ben. Ya niye mızıkçılık yapıyorsun Pepe? Ben kendim durdum. Hiç de bile ben yakaladım. Hayır, ben durdum. Ben yakaladım. Hayır, ben durdum. Aa, ne oluyor? Gel gidip bakalım. Sen beni yakalayamadın Pepe. Hiç de yakaladım. Ne yaptın Zeze? Ben de sana. Dur Pepe, yapma. Pepe, yapma. Neler oluyor çocuklar? Ben tam anlamadım ne olduğunu ama Zeze Pepe'ye vurdu. Ben de tam görmedim. Pepe, dur oğlum, sakin ol. Ona gününü göstereceğim. Ne oldu Pepe? Zeze bana vurdu öğretmenim. Bu doğru mu Zeze? Bana neler olduğunu tam olarak kim anlatabilir? Öğretmenim Zeze ile Pepe yakalamaç oynuyordu. Sonra bir baktık, yüksek sesle yakaladın yakalamadın diye tartışıyorlar. Sonra Zeze Pepe'ye vurdu. Zeze, buraya gelir misin? Pepe'ye vurdun mu Zezeciğim? Evet. Neden vurduğunu öğrenebilir miyim? Yakalamaç oynarken Pepe beni yakalayamadı. Sonra ben oynamak istemiyorum, yoruldum dedim, durdum. Ama o gelip beni tutup yakaladım dedi. Ben oyunu bırakmıştım, durmuştum. Beni yakalayamadı yani aslında. Ve bunun için ona vurdun öyle mi? Öyle hemen vurmadı öğretmenim. Zeze beni yakalayamadın dedi kaç kere ama Pepe de inatla yakaladığını söyleyince iyice kızdı Zeze. Ama bana vurdu. Peki, hepiniz oturun bakalım. Arkadaşlar arasında böyle küçük sorunlar her zaman yaşanabilir. Birbirimize çok kızmış ve kendimizi sinirli de hissedebiliriz. Ama bu durumlar hiçbir zaman birbirimize vurmak gibi davranışlara dönüşmemeli çocuklar. Her ne olursa olsun, ne kadar kızmış olursak olalım, hatta tartıştığımız konuda tamamen haklı bile olsak kesinlikle vurmak yok. Ben zaten Pepe'yi vurduğum için çok pişmanım öğretmenim. Tamam, şimdi Pepe ile barışmanızı istiyorum. Ben seni yakalayamamıştım, haklıydın Zeze. Durduğun için seni tutabildim ben. Özür dilerim arkadaşım. Ben çok mutlu ettim şimdi Pepe. Ben de sana vurduğum için senden çok özür dilerim. Ne olursa olsun sana vurmamalıydım arkadaşım. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Beni affet. Etmez olur muyum? Tabii ki affediyorum. Ben seni çok seviyorum Zeze. Ben de seni çok seviyorum Pepe. Yaşasın. Aferin size çocuklar. Pepe, içeride benim masamın üzerinde yeni bir kitap var. Size okumak için almıştım. Getirir misin? Aa, yeni kitap mı? Getiriyorum öğretmenim. Nasıl bir kitap öğretmenim? Şimdi okuyunca siz karar verin nasıl bir kitap olduğuna. Kitap okuma saati mi yapacağız öğretmenim? Evet çocuklar. Getirdim öğretmenim. Sen de otur Pepeciğim. Herkes hazırsa kitap okuma saatimize başlıyorum. Ben kitap okurken siz ne yapacaktınız? Gözlerimizi kapatıp duyduklarımızı düşlemeye çalışacağız. Evet, çok doğru. Hadi bakalım başlıyoruz. Uzun zaman önce denizlerin derinlerinde çok sevdikleri gemilerinde yaşayan iki korsan kardeş varmış. Korsan P ve Korsan B. Korsanlar normalde başka gemilerin taşıdığı değerli şeyleri çalan, gemileri soyan, çok da iyi olmayan kimselermiş. Ama Korsan P ve Korsan B öyle değilmiş. Bu yüzden onlara sevgili korsanlar diyorlarmış. Sevgili korsan mı? Çok komikmiş. Evet Pepeciğim. Korsan B ve Korsan P sevgi dolu iki korsanmış. Diğer korsanların aksine denizlerin, okyanusların derinliklerinde yolunu kaybeden, zor durumda kalan, fırtınaya yakalanan gemilere yardım etmek için yaşıyorlarmış.
Çok güzelmiş. Ne zaman bir gemi zor durumda kalsa sevgili korsanlar onları kurtarıyor ve gemilere gereken yönü gösterip sevgiyle uğurluyormuş. Sadece gemilere mi? Suyun içinde hastalanan balıklara, balinalara, suyun üzerinde uçarken zor durumda kalan kuşlara, herkese yardım ediyorlarmış. O gün kocaman bir leylek sevgili korsanların gemisine düşmüş. Aa, bu leylek hasta kardeşim. Hemen onu iyileştirelim abi. Tamam, hadi. Sevgili korsanlar leyleği iyileştirmişler. Leylek çok mutlu olmuş. Korsanlara teşekkür edip uçup gitmiş. Güle güle güzel leylek. Bize unutma leylek. Güle güle. Günlerden başka bir gün korsan P ve korsan B'nin gemisinin yelkeni yırtılmış. Gemide yelkeni onaracak hiçbir şey yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Abi bak bir gemi geliyor. O sırada ufukta bir başka gemi belirmiş. Sevgili korsanlar çok sevinmişler. Çünkü bu gelen gemiden yardım alıp yırtılan yelkenlerini onarabileceklerini düşünmüşler. Buradayız, buradayız. Hey, bizi görmüyor musun? Buraya, buraya gel. Karşıdan gelen gemi korsan B'nin gemisiymiş. Ne istiyorsunuz benden? Yelkenimiz yırtıldı. Bunu dikecek iğne ve ipliğimiz yok. Sizde varsa bize yardım eder misiniz? Evet, iğne ve ipliğim var ama size neden yardım edeyim ki? Bu denizde ne kadar az korsan olursa ben o kadar çok gemiyi soyarım. Size yardım etmeyeceğim. Ama niye yardım etmedi ki korsan B? Gerçekten çok üzücü. Şimdi ne olacak korsan P'ye ve korsan B'ye? Bakalım ne olacak? Korsan B gerçekten sevgili korsanlara yardım etmeden gitmiş. Sevgili korsanlar fırtınanın yaklaştığını ve fırtınanın gemiyi batıracağını biliyorlarmış. Artık hiçbir umutları kalmamış. Birbirine sarılmış sevgili korsanlar. Canım kardeşim sanırım gemimiz batacak. Seni çok seviyorum. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Canım abim. Kardeşim kurtulduk, kurtulduk. Ama yelkenlerimizi dikelim abi. Teşekkür ederiz güzel leylek. Bu leylek günler önce hastayken bulup iyileştirdikleri leylekmiş. Korsan P ve korsan B iğne ve iplikle yırtık yelkenlerini bir güzel onarmışlar. Fırtınada batmaktan böylece kurtulmuşlar. Bu hayatta yapılan bir iyiliğin her zaman başka iyilikleri doğurduğunu bir kez daha görmüşler. Ay ne güzel. Çok güzel bir öykü bir öğretmenim. Bitti mi? Hayır, devam ediyor. O gece fırtınada korsan B'nin gemisi bozulmuş. Korsan B ne yapacağını bilememiş. Böyle giderse gemisi batacakmış. O sırada sevgili korsanlar korsan B'nin gemisini fark etmişler. Aa, abiş bak bir korsan gemisi. Fırtınada batacak gibi görünüyor. Bu geçen gün karşımıza çıkan korsan B'nin gemisi. Ne yapacağız? Tabii ki hemen ona yardım edeceğiz. Hiç düşünmeden hemen gidip ona yardım etmişler. Korsan B'yi kendi gemilerine alıp hayatını kurtarmışlar. Ben size yardım etmemiştim ama siz bana en zor zamanımda yardım ettiniz. Siz ne kadar iyi korsanlarsınız. İyilik yapmak her durumda en güzelidir. İyilik yapmak hem seni hem de başkalarını mutlu eder. Mutluluk en güzel şeydir. Korsan B de o günden sonra sevgili korsan olup herkese iyilik yapmaya karar vermiş. Artık iki değil üç tane sevgili korsan varmış. Bu öykü de iyilik ve güzelliklerle burada sona ermiş. Çok güzel bir öyküymüş öğretmenim. Çok sevdim. Ben de bayıldım. En çok sevgili korsanları ve Leyla'yı sevdim ben. Ben hepsini sevdim. Çünkü sonunda kötü korsan B de sevgili korsan oldu. Ben de çok sevdim bu kitabı. Bu okuduğumuz en güzel kitaptı. Beğendiğinize sevindim. Bu kitaptaki öykü özetle iyiliğin karşılık beklenerek yapılan bir şey olmadığını, her durumda iyilik yapılabileceğini söylüyor. Evet sevgili korsanlar, o bize yardım etmemişti. Biz de ona yardım etmeyelim diyebilirlerdi. Ama demediler. Evet demediler. Çünkü korsan B kötülük yaptığı için sevgili korsanların da kötülük yapması hiç doğru bir davranış olmazdı. Sevgili korsanlar her durumda iyilik yapan korsanlar. Öğretmenim. Efendim Pepe. Bu kitabı bir kez daha okur musunuz? Evet. Ne olur öğretmenim ne olur. Lütfen bir daha okuyalım. Lütfen. Hadi öğretmenim lütfen. Çocuklar. Kumyu çok
musunuz? Okumaz olur muyum? Haydi başlayalım. Seni yakalayacağım abi. Hadi yakala bebek. İşte yakaladım seni. O Bibi değil mi? Evet Bibi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Ne olmuş acaba? Hadi yanına gidelim. Tamam. Bibi merhaba arkadaşım. Pepe, Bebe. Merhaba. Merhaba Bibi. Neyin var Bibi? Biraz üzgün görünüyorsun sanki. Evet. Biraz üzgünüm Pepe. Neden ki? Anlatmak istersen biz seve seve dinleriz Bibi. Evet dinleriz. Annemle bugün göz doktoruna gittik. Ne oldu gözüne Bibi? Bu açık olan gözüm biraz tembelmiş. Tembel ne demek abişim? Bilmiyorum Bebe. Tembel ne demekmiş Bibi? Ben de tam bilmiyorum. Doktor bu gözümün tembel olduğunu söyledi. Şu. Efendim Bebe? Tembel ne demek? Tembel yapması gereken şeyleri yapmayanlara söylenir. Yani örneğin bir arının bal yapması gerekir. Ama o arı bal yapmıyor. Bütün gün bir dalda konmuş duruyorsa bu tembel bir arıdır. Peki göz nasıl tembel olabilir şu? Göz ne yapmakla görevlidir? Yani göz ne işe yarar Pepeciğim? Tabii ki görmemize. Evet canım doğru. Yani gözümüzün görevi görmektir. Eğer gözümüz baktığımız şeyleri görmesi gerektiği gibi göremiyorsa doktor gözümüzü inceleyip tembel olduğunu söyleyebilir. Bana söyledi işte şu şey. Bibiciğim merhaba. Merhaba. Bu yüzden mi çalışkan olan gözünü kapattı doktor canım? Evet şu. Çalışkan gözümü kapatınca tembel gözüm kendiliğinden daha çok çalışacakmış. Ve tembellikten kurtulacakmış. Ne güzel işte. Niye üzülüyorsun? Evet Bibi. Ne güzel. Hem bir şey söyleyeyim mi? Söyle bebe. Böyle tek gözün kapalıyken çok tatlı bir korsan gibi görünüyorsun. Korsan mı? Evet çok tatlı bir korsan hem de. Bebe doğru söylüyor. Çok tatlı görünüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Tatlı korsan Bibi. İşte Bibi bir korsan. Tek gözle bize bakar, görmesini bilirsen, her şeyde var güzel yan. Bibi korsan, Bibi korsan, Bibi korsan, doğru bakarsan. Bibi tatlı bir korsan, tek gözle bize bakar. Seni bilirsen her şeyde var güzel yan. Bibi korsan, Bibi korsan, Bibi korsan, doğru bakarsan, doğru bakarsan. Çok mutlu oldum şimdi. Hadi bize gidelim tiyatroculuk oynayalım. Tiyatroculuk mu? Çok güzel abi. Hadi gidelim. Ben tavşan olacağım. Hayır ben tavşan olacağım. Tamam canım kardeşim tavşan olsun. Ben ne olsam ne olsam. Sen ne olacağına karar verdin mi Pepe? Ne olsam ne olsam. Buldum. Ben de inek olayım. Karamecik gibi. Tamam. Gelin kostüm yapalım. Tamam. Çiçekli kırların pompik tavşanı Bebe. Karadenizlerin güçlü korsanı Bibi.
Ben neyim? Yeşil çocukların en sütlüyüm. Böyle pek kahraman gibi olmadı. Olsun abi, hadi oyunumuza geçelim. Karadeniz'de en güçlü korsanıyım ben. Burada bir beyaz tavşan varmış, onu arıyorum. Ben güçlü korsan. Çok uzak yerlerden geldim güzel tavşan. Niye geldin güçlü korsan? Sütünden yapılan yoğurdun her derde deva olduğu ulu ineği bulmaya geldim. Ulu inek mi? Her derde deva olmak ne demek şu? Dert demek bir çeşit sorun, sıkıntı demektir bebe. Deva olmak ise çare olmak, o sıkıntıyı, o sorunu ortadan kaldırmak, çözmek demektir diyebiliriz tatlım. Tamam. İnek her sorunu çözebiliyormuş yani, öyle mi? Evet canım. Güçlü kırsın, ben o iğneyi tanıyorum. Gerçekten mi? Evet, dertleri çare olan inek, abim. Aa bebe, abin olmasın, arkadaşım filandı. Tiyatro bu. Tamam, dertleri çare olan inek, benim yakın arkadaşım. Nasıl sevindim, bir bilsen. Sıkıntın ne peki bebe? Ay, yani gizli korsan. Ne istiyorsun ineği bulmaya? Daha güçlü olmak için onun yoğurdunu yemek istiyorum. Bu yüzden geldim oncalı. O zaman işte sana yemyeşil çayırların en büyük, en tatlı, en sütlü ineği. Tatatatam. Bu da inek. Demek benim sütümden yoğurt yapıp yemek istiyorsun ha? Evet, çok güzel oluyormuş. Peki yoğurt nasıl yapılır biliyor musun? Bilmez miyim ulu inek? Biz hep yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Ne iyi o zaman. Evet, süt verecek misin güçlü korsanı ulu inek? Bir düşüneyim. Madem onca yoldan geldin. Geliyorum. İyi kalpli inek. Çok kılıyorum. Ben bu tiyatro yapmaktan çok hoşlandım. Ben de tiyatro oynamayı çok seviyorum ama ben de biraz korsan olmak istiyorum. İşte korsan Pepe. Merhaba korsan kardeş. Merhaba. Ne yapıyorsun buralarda? Şu tavşanı sen mi daha çabuk yakalayacaksın, ben mi diye merak ediyorum. Hadi yakalayalım. İşte bir korsan, tek gözle bize bakan, görmesini bilirsen, her şeyde var güzel yan. Teşekkür ederim. Beni çok eğlendirdiniz. Biz arkadaşlarımızı eğlendirmeyi severiz bebe. Hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Ama başka korsan bandı yok bebe. Ya. Bibiciğim, annen aradı evladım. Gözündeki bandı bugünlük çıkarma zamanın gelmiş oğlum. Tamam efendim. Geçiyorsun. Hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Al bebeciğim. Hayo. Hem korsan bebeği hem de tavşan bebeği yakalayacağız. Hadi kaçın. Kaçın korsan bebeği.
Bugün çok önemli bir gün, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Söyle bakalım, bugün neden önemli bir gün Pepeciğim? Bugün annemle okula gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet nene, gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Düşünsene. Çok mutluyum, çok. Sen okula gittin mi nene? Tabii gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. Okul nasıl bir yer nene? Anlatsana hadi, ne olur ne olur. Okulda tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır Pepe. Yaşasın, arkadaşa bayılırım. Başka başka? Sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldığı, anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf vardır. Sınıf mı? O ne demek nene? Yani bir oda gibi düşün. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Tamam. Anne! Anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha? Çok duygulandım. Evet, geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz, nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? Kayıt demek, ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya, okulların bazı kuralları vardır Pepeciğim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu yüzden. Ama olsun, evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala, sabah kalkınca yüzünü yıka, etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin benim oğluma. Doğru Pepeciğim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Anı, zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle Pepeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne, çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı Pepe. Bugün sadece kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Anne, anne. Sesime gel tatlım. Vay. Merhaba Pepe. Hani bir oğlunuz olduğunu söylemiştiniz ama ben birini göremiyorum. Allah Allah. İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Acaba? Keşke ortaya çıksaydı da biraz tahta misket boyasaydık beraber. Tahta misket
misket mi? Evet, tahta misket sever misin? Evet, çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir. Ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. İstersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Aa, tamam. Biz de annenle biraz konuşalım, olur mu? Olur. Şişu. Efendim Pepe. Bak ben neredeyim. Görüyorum canım, harika bir okuldasın. Aslında burada bir sürü oyuncak var. Evet canım, ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın, bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay, öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? Evet canım, ama oyun oynarken yeni şeyler de öğreneceksin. Bu öyle zevkli bir şey ki. Evet, hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum Şuşu, düşünsene okullu. Şu an çok mutlu. Mutlu o da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu o da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Şuşu, öyle mutluyum, öyle heyecanlıyım ki. Seninle gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum. Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin değil mi? Aa, evet, gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabii. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım 6 tane arkadaşın olacak Pepe. 6. Bir de ben varım 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 70 mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. Ha Bebe, baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Tamam. Hadi. Burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu öğretmenim? Aa, tabii ki Bebe. Aman okul sıkıcı bir yer değil. Evet, bak Bebe. Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay, çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. Aa, burada park var. Evet Bebe, burada park da var. Aa, öğretmenin adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. He, tamam. Hop. Çok zevkli Bebe. Hadi sen de kay. Okula harika bir yermiş abi. Efendim hayatım. Söyle küçük kelebeğim. E ama ben de okula gitmek istiyorum. Aa, Bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Yaşarım. Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay, kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. O zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım.